A1 kursunda, A1 Almanca kursunda ders 1'de kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Almanca'da tabii ki. Tanıtmak, vorstellen ve başlıyoruz. Öncelikle ismimizi söylüyoruz. İsmimiz şöyle soruluyor. Wie heißen Sie? Biz de Ich heiße Susanne Müller. Ich heiße Susanne Müller. Familienname Müller, soy isim, vorname Susanne. İsim. Ihr Alter veya wie alt sind Sie? Kaç yaşınızdasınız? Wie alt sind Sie? Ich bin 18 Jahre jung. Böyle denilebiliyor. Veya ich bin 55 Jahre alt. Yani ben 18 yaşındayım veya ben 55 yaşındayım. Alter buraya bu durumda bu şekilde yazıyorsun. Geburtsdatum da şöyle yazılabilir. Yani doğum tarihi. Formları doldururken genelde istenildiği zaman atıyorum böyle. Familienstand, evli misiniz, bekar mısınız, dul musunuz, böyle burada onu yazıyorsunuz. Evliyseniz verheiratet, dulsanız verwitwet ve verwitwet, dullara vitve denilir. Verwitwet. Bekarsanız ledig. Ha, bir de şey var değil mi? Değişik bir şık olarak. Şimdi boşandıysanız kişiden. Strasse. Burada S'yi görüyorsunuz. Şafes S. Bu. Yani şeyde Şafes S kullanılması gerekiyor Strasse'de. Einfach Strasse. Strasse. Yani S gibi aynı kullanılıyor. Ama bilmiyorum Strasse. Artikeli Strasse. Strasse'de adresinizi veriyorsunuz. Bir düşüneyim ben hemen. Bak burada Strasse genelde şöyle yapalım. Hani tamamıyla yazmamıza gerek yok. Kısaltılmış şekilde. 23 Friedrichstraße ve ev numarası 23. PLZ Postleitzahl demek oluyor. Bu da kodu. Oturduğunuz şehrin kodu. Atıyorum ben sadece ne kafadan bir numara, bir kod atıyorum. Postleitzahl. Ort, yaşadığınız Münih mesela. München. Land da burada Deutschland. Staatsangehörigkeit. Nerenin vatandaşısınız?
Türkiş. Ve burada dikkatinizi çekiyorum. Bu hoppa bakın görünmüyor. Sileyim hemen. Bu T ufak yazılması lazım. Çünkü adjektif de veriliyor. Buna dikkat edelim. Ve dilde hangi dili konuşuyorsunuz diye sorulduğunda siz de Deutsch yazıyorsunuz ve burada yine dikkat ediyoruz. D büyük yazılmış nominatif. Virgül içine alınan gut da ne kadar Almancayı ne kadar iyi konuşabiliyorsunuz? Gut. Mesela bif yok. Befriedigend kimse demez de. İki. Sehr gut var. Sehr gut da çok iyi. Gut iki. Befriedigend de denilebilir. Kimse demez ama insanlar ya sehr gut der ya da gut der. Değil mi? Ya genelde sehr gut yerine Muttersprache de denilir. Muttersprache. Hani Muttersprache'de hangi ana diliniz? Böyle. Şimdilik bu kadar yeterli. Sorunuz olduğu zaman bana sormayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için abone de olun. Çünkü sürekli kurs video çekiyorum. Görüşmek üzere.